iki ana yaş grubunda görülüyor. Bunlardan bir tanesi hemen doğum sonrası, bebeklik döneminde görülüyor. Genellikle bu problemi gördüğümüz bebekler doğumdan hemen sonra hareket etmeyen bir kol, el ile karşımıza çıkıyorlar. Bir diğer grubu da erişkin dönemde daha çok düşmeler, trafik kazaları, motosiklet yaralanmalarıyla oluşan daha genç, aktif erişkin döneminde karşılaştığımız grup. İkisi tabii ki mekanizma olarak birbirlerinden farklı. Tanı ve tedavi süreçlerinde de bazı farklılıklar içeriyor. Özellikle erişkindeki yaralanmaları önce mevzu edecek olursak, bunların biraz önce dediğim gibi çok büyük bir çoğunluğu kazalar, yüksekten düşmeler, çarpmalar, bazı iş makinalarının çok kuvvetli bir şekilde boyun ve kolu ayrı ayrı yönlere doğru çekmesi gibi etkenlerle karşımıza çıkıyor, oluşabiliyor. Bunlar da omurganın arasından çıkan bu 5 tane sinir kökü, daha sonra tabii ki birbirleriyle birleşiyorlar, tekrar ayrılıyorlar, uzun bir ağ yapısı oluşturuyorlar. Bu 5 tane kökün kaç tanesi hangi seviyede yaralandıysa ona ait kolda bazı yapabildiklerinde eksiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sinirlerin esas görevi kolumuzdaki her türlü hareketi yaptırmak, aynı zamanda da dokunma hissini vermek. Bu sinirlerden üstten başlayacak olursak en yukarıdaki iki tanesi bizim omuz ve üst kolumuzu çalıştırıyor. Ortadaki kol ve dirseğimizi çalıştırıyor. Alttaki iki tane de genellikle el hareketlerimizi çalıştırıyor. Dolayısıyla bu sinirlerden bazen birkaç tanesi, bazen hepsi birden yaralanabiliyor. Eğer hepsi yaralanmışsa tamamen hareketsiz, dokunulduğunu hissetmeyen adeta cansız bir kol gibi karşımıza çıkıyor. Eğer sadece üst taraftaki sinir kökleri yaralandıysa hasta omzunu ve dirseğini oynatamazken el hareketleri tamamen normal kalabiliyor. Çok nadiren gördüğümüz alt kökler sadece yaralanıp üst kökler hiç yaralanmamışsa, onda da hasta omuzunu ve dirseğini rahat oynatabilirken el hareketlerini ve el hissiyatını kaybediyor. Böyle farklı formlarda karşımıza